Podcast'imize hoş geldiniz. Konumuz karşılaştırma bildiren cümleler. İki durumu ya da olayı benzer ya da farklı yönleriyle karşılaştıran cümlelerdir. Bu cümleler kadar, göre, gibi, benzer olarak, farklı olarak, aynısı ifadeleriyle oluşturulur. Şimdi örneklere bakalım. Arkadaşımla tatile gidiyoruz. Diğer cümle, bu tatilde daha çok eğlendik. İki cümleden birisinde karşılaştırma var, diğerinde yok. Birinci cümleyi tekrar bakalım. Arkadaşımla tatile gidiyoruz. Burada arkadaşını ya da tatili ya da diğer tatilleri karşılaştırmış mı? Hayır. Birinci cümlede karşılaştırma yok çocuklar. İkincisinde bu tatilde daha çok eğlendik. Bakın bu tatilde daha çok. Burada diğer tatillerle bu tatilini kıyaslıyor, karşılaştırıyor. Demek ki karşılaştırma anlamı var burada. Diğer tatillerdeki eğlenmesiyle bu tatildeki eğlenmesini karşılaştırdığı için bu cümle karşılaştırma cümlesidir. Kalemimin aynısı Ceren'de var. Burada kendi kalemim ile Ceren'in kaleminin aynı olma bakımından karşılaştırıyorum. Bakın aynı kelimesi kullanılmış ve karşılaştırma yapılmış. Adana Urfa kadar sıcak. Adana ve Urfa şehirlerini sıcaklık bakımından karşılaştırıyor. Elif Ahmet gibi başarılı. Elif ve Ahmet'i başarılı olma bakımından karşılaştırıyor. Ayaz Nil'den daha uzun. Ayaz ve Nil'i boy bakımından, uzunluk bakımından karşılaştırıyor. Eskiden teknoloji şimdiki gibi değildi. Bu cümlede eski teknoloji ile şimdiki teknolojiyi karşılaştırıyor. Eski ve şimdiki. Bu kitap diğerinden daha pahalı. Bu kitap ile diğer kitapları pahalı ucuz olma bakımından karşılaştırıyor. Hava düne göre daha soğuk. Dünkü hava ile bugünkü havayı sıcaklık ve soğukluk bakımından karşılaştırıyor. En lezzetli yemek mantı. Mantı ile diğer yemekleri lezzetli olma bakımından karşılaştırıyor. Çocuklar konumuzu bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.